Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Frontosa, Burundi, Mapimbibe ve Moba balıklarımızın yemlenmelerini ve karma ciklet, karışık ciklet, Yunus, sarı prenses, mavi prenses balıklarının yemlerini göstereceğim size. Şu anda Reflowers'ın ciklet protein yeminden yiyorlar arkadaşlar. Şöyle bir protein yemimiz var. Bayağı da azaldı bu. Pahalı bir yem. Yani bu kutu 100 lira arkadaşlar. Küçücük bir kutu. Aşağı yukarı ne kadar varmış? Bilmiyorum. Gramaj yazmıyor ama bir yerinde göremedim yani. Reflowers yazıyor sadece. Şu an ciklit protein yeminden yiyorlar. Arkadaşlar bu ProBaby model olarak geçiyor ama ben balıklarım granül ağırlıklı beslenmesi ve protein olarak yüksek kalmaları için ve büyük boyutunu bulamadığından dolayı bu şekilde aldım. Bayağı bir atıyorum arkadaşlar Reflowers'u ama sürekli vermiyorum bu yemi. Genel olarak Sera Discus granül yemlerden kullanıyorum ve Tetra Pro Enerji'den kullanıyorum. Bu yem ağır bir yem protein olarak. O yüzden ara sıra veriyorum. Ve az kaldı diyebilirim. Arkadaşlar şu balık benim alfa balığım. Frontosaların alfası. Bendeki balık aşağı yukarı şu anda bu 15 santim vardır. Ve etli bir balık. Yağlı bir balık. Güzel yani görüntü olarak. Mapimbibeler renk olarak çok güzel duruyor. Bundan önce bir video çektim. Hoşuma gitmedi. Güneş ışığını aldım içeriye. Kapıyı açtım. Güneş ışığı geliyordu. Fakat hoşuma gitmediği için videoyu kapatıp yeni bir video çekmeye karar verdim. Şimdi arkadaşlar balıklarımıza Sera Discus yeminden atacağız biraz da. Çok ürkütmek istemiyorum. Tetra Pro Enerji yemlerimiz var. Ondan biraz vereceğim şimdi. Arkadaşlar tek elle video çekmek ve balıkları yemlemek zor oluyor. Gerçekten bunu bir kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Tetra Pro Enerji yemlerimizden atıyoruz. Attık. Hızlı bir şekilde tüketeceklerdir eminim. Açlar çünkü biliyorum. Üstteki Mapimbibe arkadaşlar. Frontosa Burundiler siyah beyaz olur. Koyu renklerdedir. Mapimbibelerde mavimtırak bir rengi vardır. Şu anda yiyorlar zaten. Reflowers'ın yemini tükettiler. Şimdi bu Tetra Pro Enerji'yi bir kenara alalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar Sera Discus vereceğim. Verdim ama videoda göstermek amacıyla tekrar veriyorum ki sizler de görün. Üstü bayağı yem dolu. Bu arada bir videoyu duraklatıp geliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Sera Discus yem budur. Ben şöyle bir çekeceğim şöyle. Aynen. Biraz atıyorum arkadaşlar. Çok değil. Şu kadar bizim için yeterli olacaktır. Sera Discus'u da yolladık. Granül ağırlıklı bir yem. Arkadaşlar attığımız gibi uçtu balıklar zaten üzerine. Çok kaliteli ve güzel bir yem arkadaşlar. Tavsiye ederim. Güzel olan her şeyin parası yüksek. Özellikle Türkiye gibi bir yerde yaşıyorsanız verdiğiniz para çok size koymamalı. Çünkü frontozalar güzel bir tür ve güzel beslemelisiniz ki hızlı büyüsün. Şimdi arkadaşlar ben sadece frontoza çekmek istemiyorum. Biraz da karma yunuslarımızı, karışık yunuslar, burada cikletleri göstereceğim. Bunların ayrıyetten zaten şeyinin de temizlenmesi lazım. İç filtre ve motorlarının. Çünkü farklı bir görüntü. Görüntü ne ya? Şey olacak. Dolmuş iç filtresinin içerisi. Arkadaşlar bunlar da bu şekilde. Bazıları sorabilir neden suyun yarısını boşalttın. Arkadaşlar bu 200 santimlik bir tank. Maşallah Allah nazar değdirmesin. Bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. 260-60 olduğu için suyu kaç litre alıyor şimdi bilmiyorum ama 600-700 litre alıyordur büyük ihtimalle. Bunların yarısı değil de yarısının bir tık üstünde. Yani bunda 450-500 litre su var şu anda. Belki 400 litredir. Şimdi tam olarak bilemiyorum. Havalar soğuk olduğu için 200 litreyi çektim. Burada da bir akvaryumumuz var. Burada da mobalarımız var. Onları da göstereceğim şimdi. Bu yüzden suyu biraz azalttım ki biraz elektrik sarfiyatında önüne geçelim diye. Hobiciyim, üretimci değilim. Bu yüzden bu şekil bir şeyler yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar normalde frontozalar hiçbir şekilde ışığı sevmezler. Şu anda verdiğim tüm yemleri tükettiler. Biraz daha yem versem mi diye düşünüyorum. Bir de Tetra Pro Algae'a vereyim. Aslında Reflowers'u güzel tükettiler. Bir Reflowers'tan biraz daha vermek istiyorum. Şöyle. Şurada da boş bir akvaryum var. Zaten bunu da dolduracağım. O da 1 metre bir akvaryum arkadaşlar. Attım Reflowers'tan. Granül ağırlıklı yemden.
Şu an üşüyor. Biraz ortaya karışık yapıyorum ama yiyecekler. Yapacak bir şey yok. Yani bunu video çekerken yapıyorum. Aslında bu kadar böyle her gün bu şekilde yapmıyorum. Bir gün Seradiskus ve mesela Tetra Pur Enerji. Ertesi gün Reef Rovers. Reef Rovers'u aslında çok vermiyorum. Pahalı ve granül ağırlıklı bir yem olduğu için ara sıra veriyorum bunu. Dipten yiyecekler arkadaşlar. Alfa balığımız kaçtı. Nedenini anlayamadım. Dayın içi veriyordum. Dayın içi yukarıda kaldı. Neyse onu sonra veririz artık. Ya da videoyu duraklatıp geliyorum. Arkadaşlar burada Dainichi Pro X ile Pro Baby modeli var. Ben şuraya koyup buradan elimle atacağım içine. Evet. Yaklaşık şöyle çok aldım. Ara kaldı ama. Direkt bunlar suya batıyor. Bu modeli anlayamadım. Marka. Hani direkt suyun içine batıyor. Alfa gel lan buraya. Ye onları. Vallahi çok güzel bir yem o. Mobalara veriyorum bunları. Excel arkadaşlar. Güzel bir tür, güzel bir çeşit. Şimdi şöyle bakalım. Güzel güzel yiyorlar. Herhangi bir problem yok. Aslında orada yemler kaldı. Videoda izle biraz fazla attık. Onlar da fazla fazla kaldı orada. Biraz şunlara bakalım. Doymuşlar mı? Bunlar da doymamış. Biraz daha verelim bunlara. Bugün hava kırıldı İzmir'de. Acayip soğuktu. Buz gibiydi. Ama bugün kırıldı. Şöyle. Frontozalar. Yakışıklılar. Ne yapıyorsunuz lan? Arkadaşlar bunu bahsettim mi bilmiyorum ama iç filtreyi yemlemesini esnasında kapatıyorum. Güçlü bir iç filtre var. Zaten günün belli saatlerinde açık kalıyor. Balıkları çok yormaması açısıyla. Zaten şöyle söyleyeyim 200 santimlik bir akvaryum. İç filtre orada. Yani 1,5 metrelik kısmı çok rahat temizliyor bu iç filtre. Diğer kısmına da küçük bir iç filtre taktım. Onun da artısını söyleyelim kullanacaklar için ama balıklarınızı yormasına dikkat edin. Balıkları yorar. Bu yüzden kapatıp açmalı yap bir şekilde besleyeceksiniz. Arkadaşlar arkada da 1 metrelik bir akvaryum var. İnşallah havalar biraz daha ısındığı zaman bu balıklarımızı o tarafa alıp orada besleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu akvaryum içerisine koyacağım. Siyah kapaklı 1 metre düz bir akvaryum. Onun yerdekinin yüksekliği kaç acaba? Çok merak ettim. Bir ölçeceğim onu. Kaç gündür aklımda. Ölçemiyorum ama. Arkadaşlar bunun yerden yüksekliği tam tamına 47 santim geldi. Tam 40. 47 santim geliyor. Genişliği kaç acaba? Bir de genişliğine bakalım. De genişliğine bakıyorum. Burası köşe olarak varsayarsak. Arkadaşlar genişlikte 30 geldi bu akvaryum. 130, 50, 47. Güzel bir akvaryum. Bence iş görür. Kaç litre su alıyor? Onu bir internetten hesaplamak lazım. Giderken de akşam geceleri arkadaşlar çok soğuk olduğu için bu şekilde raforlar aldım ben. Şöyle straforlara koyup akvaryumları sarıp öyle çıkıyorum buradan. Burada da arkadaşlar 65-80 santim düz bir akvaryumumuz var. Bu satılık. Bunu elden çıkartacağım. Satacağım onu. Çok işime yaramıyor. Onun yerine büyük 1 metre veya 1,5 metrelik bir akvaryum almayı düşünüyorum buraya. Isıtıcılarımız var zaten burada. Fazla fazla ısıtıcılar var arkadaşlar. 300 watt. Şu da 100 wattmış bu da. Burada ısıtıcılarımız yedekte duruyor. Tetra. Şimdi şunların kapaklarını bir kapatalım. Kapak neredesin? Gel bakayım buraya. Arkadaşlar yemler çok karıştı. Bu yüzden bir kapatalım şunları. Videonun son kısımları böyle oluversin. 10 dakikaya tamamlayalım. Mobalarınkini moba kısmına. Burun gibi. Metin güvelerde aynı kısımlarını yerleştiriyorum. Yemlerini yediler güzel bir şekilde. Biraz daha full enerjiden atıyorum. Çok pahalı bir yem ama
gelişmeleri açısından güzel bir yer. Biraz da stikyam atıyorum arkadaşlar. Biraz dediğim gibi 10 adet attım. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cümleten sağlıcakla kalın inşallah.